İşte başörtüsü hususu dediniz. Evet. Neymiş? İşte başörtülü hakime işte ben güvenemem. Evet. Bakın Türkiye'deki en önemli anlaşılması gereken husus şu. Zaten ben 8 aydır bunları anlatıyorum. Türkiye'de hakimin başını bağlaması sorun değildir. Türkiye'de hakimin önünü bağlaması sorundur. Cübbesini bağlaması sorundur. Evet. Yani sen hiç cübbesine bakma, hiç o saygı, hukuk, hukukun üstünlüğü, adaletin, gerçekten devletin dini oluşuna bakma. Ondan sonra biz başımızı mı bağladık, oramızı mı açtık, bunu mu yaptık? Şöyle, ya senin ülkende bir kere hukuk diye bir sistem mi kalmış? Sonra olmayan bir şeyi bu toplumun önüne niye koyuyorsun? Niye sen ölüyü diriltmeye çalışıyorsun? Bunu yapan da eski bir CHP'li siyasi. Şimdi öyle bir şey ki CHP'nin zaten muhalefetteki yanlış tutumlarından dolayı biz 18 yıldır aynı iktidarla muhatabız. Böyle bir gerçeklik var. Ve şöyle bir şeyin de farkındayız. CHP'nin seçmeninin, biz bu konuda çok araştırmalar yaptık. CHP'nin seçmeninin olmadığı bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız. Biz CHP'nin seçmeni içerisinde çok araştırmalar yaptık. Hiç seçmenin böyle dertleri yok. Hiç seçmen buralarda gezinmiyor. Ama CHP yönetimi sürekli buralarda geziniyor. Ve bunun Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Türkiye faydasına olan bir şey değil. Evet. Bak tekrar ediyorum. Türkiye'deki problem hakimin başını bağlaması değil, cübbesini bağlamasıdır. İrdeleyeceğimiz konu budur. Bu konuyu irdelersek ancak biz hukukta adaletin üstünlüğüne ulaşabilmiş oluruz. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmış oluruz. Aksi halde kendi içimizde bunlar hariçten gazel. Lafı yüzaf konuşuruz. İşte bir sonuç almadan yine masayı terk ederiz ve Türkiye aynı şekilde yönetilmeye devam eder.